Havaya konuşmak. Bugünlerde havaya konuşmak daha ucuz, daha kolay. Çünkü kağıt bize küstü ve bizden uzaklaştı. Kağıdın dünyamıza elveda demesiyle yeni çareler aramaya başlandı. Bu çarelerin başında hava atomlarının hareketiyle elektronik yayınlama usulleridir. Yazışmalar hep elektronik ortamda üzerinden yapılıyor. Kitapların bile e-kitap olarak yayınlanması işi farklı bir yere çekti. Kitap fiyatlarının pahalanması onların basımının en aşağı seviyeye düşürdü. Hem de okuyanı olmayan bir kitabın basımı çok masraflı oluyordu. İmdada hava koştu. Hava her şeye ulaşmak için Orhan Veli'nin dediği gibi hava bedava. Onunla yayın ve basını ucuza mal etmek mümkün. Kağıtla yapılan yayın bir müddet için durduysa da havayla olan irtibatımız şimdi devam ediyor. Hatta zaman zaman bana yeni bir eserin üzerinde çalışıyor musun diyenlere havayı okuyorum diye cevap veriyorum. Havayı okuyoruz. Yani sesli yayın yapıyoruz. Maksadımızı bu şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Havaya da okumasak sanki hiçbir yayın ve neşriyatta bulunmamış olacağız. Şimdiki hava bedava. Şimdilik hava bedava. Sesimizin tınısını ayarlamamız, anlamı sese yüklememiz yeterli oluyor. Havanın bütün diğer faydalarının yanında bu özelliğinin de ortaya çıkması şükrümüzü artırmamıza vesile oluyor. İyi şeyler konuşmak, o mübarek zerreleri rahatsız etmemek gerekir. Onlar bir gün hayatımızdan kağıt gibi çıkarsa başka bir varlığımız kalmayacak. Şükürsüzlük ki aldı başını gidiyor. Yaratıcı bu şükürsüzlüğümüze rağmen bize nimetlerini sunmaya devam ediyor. Biz de inşallah havaya konuşmuyoruzdur. Konuştuklarımız bir işe yarar da havaya konuşmuş olmayız. Havaya konuşuyoruz, konuşmuyoruz şükür ki dinleyenlere ulaşıyoruz. Kağıt yerine tekrar alıncaya kadar havaya konuşmaya devam edeceğiz. Havanın hikmetlerini saymakla bitiremeyiz. Onları inşallah bir başka fasla bırakalım.